Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar bir hadis usulü dersimizde daha birlikteyiz. Hadis usulü konularının önemli başlıklarına geldiğimizi söylemiştik ve bunlardan bir tanesi sahih hadisti. Çok şükür onu konuştuk. Üzerinde durduk. Şimdi bugün ele alacağımız konu yine aynı derecede önemli, rivayetlerin kitaplaşması, tasnif dönemini ele alacağız. Şimdi vakit kaybetmeden ekran paylaşalım ve tahtamıza geçerek dersimize başlamış olalım. Gördüğünüz gibi tahtaya dersin başlığını yazdım. Rivayetlerin kitaplaşması, tasnif devri. Şimdi buradan konuya devam etmemiz için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli öğrencilerim, şimdi hadis tarihinin ana safhaları hatırlayacağınız üzere bu dönem dersimizin ilk dersiydi. Hadis tarihinin ana safhalarını konuştuk. Biz o zaman bu hadis tarihinin ana safhalarını bir hatırlayalım. Hadis tarihinin ana safhaları. Şimdi hadis tarihinin ana safhaları dediğimizde şöyle uzun bir çerçeve çizelim ve bu çerçeveden itibaren dersimizi devam ettirelim. Birincisi hadis tarihinin ilk safhası. Daha Hazreti Peygamber hayattayken başlayan bir süreçti. Birazdan onu sözlü süreç diye yazacağız. Sonra bu dört ana safhanın bu şekilde cetvel gibi bölünmesine o zaman da dikkat çekmiştim. Böyle aldırmayalım. Çünkü bunlar iç içe dönemler olarak işaret edeceğiz birazdan. Bu dönem sözlü dönemdi. Sözlü, hıfz dönemiydi. Sonra birinci asrın sonundan itibaren yazılı döneme geçildi. Buna kitabet diyoruz. Bu yazılan malzemeler, toplandı, bir araya getirildi, toplandı. Arşiv olarak tedvin edildi. Tedvin dönemi diyoruz. Arşiv malzemesi olundu. Sonra bu toplanan malzemeler, rivayetler tasnif edildi. Yani kitaplaştı. Bugünkü dersimiz bu, burası. Burayı konuşacağız. Ama burayı konuşabilmek için biraz müsaadenizle ilk üç kareden hızlıca bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir tabloyu çizdiğimizde bu tablo bize şöyle bir hatalı imada bulunabilir. Sanki bu devreler böyle cetvelde böldüğümüz gibi bölünmüş devreler ve dönemler birbirini böyle takip ediyor. Hayır, öyle değil. Bu daha Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemi de içine alan şu dönem. Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemi kapsayan bu dönemde daha önceki derslerde de gördüğümüz üzere bazı sahabenin hadisleri yazdığını biliyoruz. Her ne kadar daha sonraki nesillere ulaşmasa da. Rivayetler yazılmış, hadisler yazılmış. Dolayısıyla bir anlamda yazılı dönemi ta Hazreti Peygamber döneminden başlatmak mümkün müdür? Evet. Peki Amr bin Abdullah bin Amr bin As gibi rivayetlere göre Hazreti Ali gibi daha pek çok sahabi bu yazılanları bir arada toplamışlar mı? Adına sahife bile denmiş mi? Evet. Bu da bir anlamda tedvini, rivayetleri toplamayı, hatta sahife yapmayı, kitaplaşmayı ifade eder mi? Evet. Nitekim daha birinci asrın sonuna gelinmeden Ömer bin Abdülaziz'in devlet politikası olarak rivayetlerin toplanmasını talep etmeden önce yine sahifelerin, cüzlerin
yazıldığını biliyor muyuz? Küçük çaplı eserlerin, evet. Demek ki İslami ilimlerin teşekkül dönemi itibariyle baktığımızda aslında şu birinci asrın üçüncü çeyrek asrı itibariyle ortaya yeni yeni eserlerin çıktığını görüyoruz. Yazılı malzemelerin olduğunu, bunların eserlerin toplandığını biliyoruz. Ancak kapsamlı bir biçimde devletin üstlendiği bir misyon olmak kaydıyla daha Emeviler döneminde Ömer bin Abdülaziz ile başlayan bu sürecin daha sonra Halife Mansur tarafından daha ciddi bir boyuta taşınacağını ve bunların Mekke'de, Medine'de, Şam'da, işte efendim Yemen'de görevliler atanarak oradaki Hazreti Peygamber'e ait rivayetlerin toplanmasını, yazıya geçirilmesini emrettiğini göreceğiz devletin. Böyle olunca birinci asrın sonundan itibaren yani ikinci asır başladıktan sonra yazılı dönem tasnif dönemi üst üste çakışık dönemler olarak iç içe dönemler gibi görmek lazım. Bunlar birbirlerinden ayrı dönemler, biri bitip diğeri başlamıyor. İç içe birlikte hem yazılıyor hem toplanıyor hem kitaplaşıyor olarak düşünmek lazım. Doğrusu da budur zaten. Dolayısıyla böyle görmemiz gerekiyor. Şimdi biz daha önceki derslerimizde bu yazılı dönemden bahsettik. Nasıl yazıldığından söz ettik ve dolayısıyla bu yazılı dönemin arkasından tedvin ve toplama dönemlerinin özelliklerinden söz ettik. Ve şimdi de bu dersimizde bunların nasıl kitaplaştığını göreceğiz. Demek ki artık biz kitaplaşmadan bahsettiğimizde, rivayetlerin kitapların içindeki yerini almasından söz ettiğimizde burada şöyle önemli bir hususun altını çizmemiz gerekiyor. Isnat gelişti. İsnat gelişti. İki, cerh ve tadil yaygınlaştı. Uygulanan bir durum haline geldi. Cerh ve tadil uygulanıyor. Üç, rivayetler yeterli miktarda toplandı. Birazdan üzerinde duracağım. Toplandı. O zaman dördüncü aşama, bunların artık kitap olması lazım. Artık kitaba dönüşme zamanı geldi. Kitaplaşma zamanı. Şimdi hiç kuşkusuz ki değerli arkadaşlar, rivayetlerin kitaplaşması dendiğinde bizim burada son derece önemli bazı hususları efendim birlikte mütalaa etmemiz gerekecek. Mesela benim YouTube kanalımdaki İslami ilimler ve hadis konularını da bu bağlamda hadis usulü derslerine ek bilgiler vermesi bağlamında izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadis sadece muhaddislerin kitaplarında yer alan bir olgu değil. Dolayısıyla biz birazdan hadislerin kitaplaşmasını tasnif dediğimizde onunla sadece muhaddislerin eserlerini kastettiğimizin altını çizmemiz lazım. Yani rivayetlerin kitaplaşması dediğimizde bunların sadece muhaddislerin hadisçi kimliğiyle telif ettikleri kaynaklar olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Neden böyle bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor? Çünkü toplanılan, tedvin edilen rivayet malzemesi bir, tefsir kaynaklarında da var mı? Evet. İki, Siyer Magazi kaynaklarında var mı? Evet. Fıkıh kaynaklarında hemen hemen bütünüyle rivayetlerden oluşuyor. Siyer de, fıkıh da, erken dönem tefsir de
rivayetlerden oluşuyor. Burada da rivayetler var mı? Evet var. Az da olsa kelami ekollerde, kelam ilmi içinde var mı? Evet var. Erken dönem teşekkülü itibariyle baktığımızda her ne kadar henüz daha başlangıç düzeyinde olsa bile tasavvuf içerisinde var mı? Evet var. Demek ki hadislerin kitaplaşması dediğimiz zaman tedvin döneminde toplanan rivayetlerin aslında bu beş ilim alanında da rivayetlerin toplandığını, aktarıldığını ve aynen muhaddislerin kitaplarında olduğu gibi isnatlı bir biçimde bunların da aktarıldığını görüyoruz. Aradaki tek fark şu, muhaddislerin şu rivayetleri aktarmaktaki hassasiyetleriyle bu eserlerde rivayetlerin yer alma hassasiyetleri eşit değildir. Aradaki fark bu. Muhaddislik farkı var. Hadisçi hassasiyet farkını paranteze aldığımızda rivayetlerin tasnif döneminde kitaplaşması dediğimizde bunu sadece birazdan göreceğimiz üzere hadisçilerin kaynaklarıyla sınırlamamız doğru olmaz. Bu bize şöyle bir imada bulunur. Gerçi kitapta bu detaylara girmedim ama tabii bu bir YouTube dersi ve kalıcı bir ders olduğu için bazı temel detayları burada sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bunları belki ileride Hadis Tarihi ve Usulü kitabımı biraz daha genişletebilirim. Birinci sınıflara ağır gelmeyecek. Bu birinci sınıf dersi bu malumunuz. Ağır gelmeyecek şekilde biraz daha genişlettiğim zaman bunlara temas etme imkanım olur. Kaldı ki az önce söylediğim gibi YouTube'da bunlarla ilgili yaptığım çok detaylı dersler var. Onları da dinleyebilirsiniz. Şimdi burada çok önemli bir biçimde altını çizmek istiyorum ki hadislerin kitaplaşması dediğimizde bunu sadece muhaddislere ait kitaplar olarak anlamak doğru değildir. Aradaki fark hassasiyet farkıdır. Birazdan üzerinde duracağımız ve örneklendireceğimiz kaynaklar açısından konuya baktığımızda da bunun ne kadar önemli bir ayrıntı olduğunu inşallah birlikte yine göreceğiz. Fakat bir kez daha söylüyorum, şu çerçeve içine aldığımız eserlerin hepsi hadis rivayetlerini ihtiva ederler. Öyleyse bizim birazdan taksimini yapacağım şekilde rivayetlerin kitaplaşması, rivayetlerin kitaplardaki yerini alması başlığını bir daha yazacağım ve bir yeni tasnif sistemi önereceğim. Onun üzerinden inşallah bu dersi işleyeceğim. Fakat buraya gelmeden önce yazılı dönemin kendine özgü karakteriyle yazılı ve tedvin edilmiş malzemenin karakterinden de biraz bahsedelim. Şöyle bir kare çizelim. Bu gerek şu eserlerde, gerekse muhaddislerin eserlerinde yer alan rivayetlerin karakterini bir analiz edelim. Bir tedvin sürecinden bahsettiğimizde biz buna müdevven malzeme diyoruz. Tedvin süreci, bu da müdevven malzeme. Yani toplanmış rivayetler, müdevven rivayetler. Toplanmış rivayetler. Peki efendim, bu müdevven rivayetlerin, toplanmış rivayetlerin içinde neler var? Bunları bir görelim. Hangi tür rivayetler burada toplandı? Arşivimizde ne var? Bunları görelim. Bir merfu rivayetler var. Yani Hazreti Peygamber'e ait rivayetler var. İki, mevkuf rivayetler var. Yani sahabenin sözleri var. Üç, maktu rivayetler var. Yani tabiinin kavilleri var. Dört, sahtekar, yalancı, kezzapların uydurdukları mevzu rivayetler var. Uydurma rivayetler var. Bunların hepsi karışık olarak var. Aynı zamanda bu saymış olduğumuz şu üç rivayetin sahih olanları var.
hasen olanları var, zayıf olanları var. Uydurmayı da buraya yazdık zaten. Demek ki toplanılan malzeme içerisinde pek çok heterojen rivayetleri oluşturuyor. Ve şöyle söyleyeyim, muhaddislerin isnatlarından, cer-tadil ölçü ve kıstaslarından hareket ederek bu rivayetleri incelemelerini dikkate aldığımızda ki diğer şu beş ilim dalı da bunu kendilerine göre yapıyor zaten. Burada merfu hadis dediğimiz zaman bunun içindeki ravilerin sayısınca çeşitleri var. Çünkü sıhhat her bir ravinin cerh ve tadilde bunları isnatta gördük, değil mi? Pardon. Cerh ve tadil. Bunu cerh ve tadil isnat işlerken gördük. Ravilerin adil olmak ve zabit olmak özelliklerine bağlı olarak rivayetlerin sıhhatleri sahih, hasen, zayıf, uydurma olarak ayrışmıyor mu? Evet. O zaman ravi sayısı kadar karşımızda merfu, ravi sayısı kadar mevkuf ve maktu hadis çeşidi var demektir. Onun için hadis sahih hadisten, sahih rivayetten söz ederken özellikle ve ısrarla hadis ilminin genellemeye en namüsait ilim olduğunu, genellenemeyeceğini, her rivayetin özel, hükmünün de özel olduğunun altını ısrarla bunun için çizdik. Dolayısıyla elimizdeki şu müdevven malzeme, buraya yazalım, şuraya yazalım, on binlerce malzeme, on binlerce rivayet, on binlerce rivayet var burada. Yüz binlerce bile diyebiliriz ama on binlerce diyorum. Elimizde on binlerce rivayet var. Peki bu on binlerce rivayetin her biri özel özel ilgilenmeyi gerektiriyor. Bunu da yine sahih hadiste, işte bu dönemde sahih hadisin anlamıyla daha sonraki dönemde sahih hadisin anlamını anlatırken üzerinde durmuştum. Her bir rivayet özel, özel ilgi gerektiriyor. Şimdi böyle olduğunda muhaddisler ve müfessirler, tarihçiler, fukaha, kelamcılar, mutasavvıflar bu buraya yöneliyor. Hepsi buraya geliyor. Malzemelerini buradan seçecekler, buradan alacaklar ve kitaplarına yerleştirecekler. Bu müdevven malzemeden. Peki o zaman müdevven malzemeden rivayetlerin kitaplaşması başlığını yeniden koyalım. Tasnifi. Kitaplaşması. Sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, rivayetlerin tasnifi, kitaplaşması dediğimizde yukarıda anlatmış olduğuma uygun bir biçimde bunu iki bölüme ayırmamız gerekiyor. Muhaddisler diğer ilim dalları. Şimdi muhaddisler ve diğer ilim dalları diye bunu önce ikiye ayırmamız gerekiyor. Çünkü rivayet dediğimiz malzeme bu iki alanda kitaplaşıyor. Muhaddislerin rivayetlerini ele aldığımızda muhaddislerin rivayetleri bu müdevven malzemeden onları kitaplaştırmalarının iki ana başlıkta olduğunu görüyoruz. A, konularına göre, B, ravilerine göre. Konularına göre alelebbap diyoruz. Bunları ezberleyelim lütfen, Arapçalarını da. Buna da alerrical diyoruz. Aralarındaki farktan birazdan bahsedeceğim. Detaylı bir biçimde bahsedeceğim. Alerrical rivayetleri
kitaplaştırmak ne demektir? Alel evvab kitaplaştırmak ne demektir? Aralarında nasıl bir temel farklılık var? Nasıl bir ayrışıma gitmemiz gerekir? Bunların üzerinde duracağım. Yalnız daha konunun başındayken diğer ilim dalları dediğimizde yukarıda saymış olduğumuz bu diğer ilim dallarını bir daha sayalım. Tefsir, efendim, siyer magazi yani tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf. Şimdi buradaki eserlerin tamamı alelevvaptır. Konularına göredir. Peki birinci öncelikli olarak bir rivayetin alelevvap olarak kitaplaşması tam olarak ne anlama gelir? Bunu biraz yazalım, kenarına konuşalım ve diğer ilim dallarında rivayetlerin toplanmasıyla ilişkisini kuralım. Rivayeti konularına göre işlemek demek, rivayeti yorumlamak demektir. Yani bir anlamda rey uygulamak, rey. Ehli rey diyoruz değil mi? Rey. Bunlar zaten şurada gördüğümüzün büyük ölçüde hepsi ehli rey içinde yer alacak ekollerin genel adı. Tabii istisnalar vesaireler var. Cetvel gibi kesmiyoruz. Bu her zaman aklınızda olsun. Genel anlamda konuşuyoruz ve bu ilk basamak dersleri olduğu için de biraz genelleme yaptığımızın detaylarda farklılıkların olduğunun altını çizmemiz gerekir. Peki neden böyle bir alelevvap tasnif, yorum gerektirir? Şimdi bunu biraz ele alalım. Değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, alelevvap bir hadis kaynağının usulü şöyledir. Ana bölümler vardır, bu kitap diye ifade edilir. Kitap, bu ana bölüm demektir. Ana bölüm. Örneğin Kitabul İman. Bunun anlamı iman bahsi, iman bölümü demektir. İman bölümü. Şimdi bu kitap, ana bölüm, bu ifade alelevvabın hemen hemen sistematik olarak içinde sürekli geçer. Kitabu sürekli geçer bu. Ve bu kitabu ana bölümlerin altında babu nokta nokta, babu nokta nokta olmak üzere hep bablar vardır. Bunlar da alt başlıktır. Bablar alt başlıktır. Yani kitabı telif eden müellif iman bölümünün altında ne kadar rivayet toplayacaksa bunları bablara böler. Mesela imanın şartları, fazileti vesaire gibi başlıklar koyar. Rivayetleri de bunların altına koyar. İşte alelevvap kaynaklar, yorum içeren kaynaklardır dememizin sebebi bu hadis kitabını her kim yazıyorsa bu ana bölüm ve alt başlıklarda rivayetleri yorumlayarak yerleştirir. Rivayetleri yorumlayarak yerleştirir. Yani başlıkla rivayeti ilişkilendirerek yerleştirir ve bunun için alelevvap diyoruz. Şimdi tekrar şuraya gelelim. İslami ilimlere gelelim. Bakın siyer, fıkıh, kelam. Bunlar zaten tamamen rivayetleri yorumdan ibarettir. Ayeti şu rivayet şöyle yorumluyor. Peygamberin
hadisleri onun tarihinde şuraya denk geliyor. Hele fıkıh tamamen yorumdur, kelam keza öyle. Dolayısıyla bunların alelebbab olmaları doğaldır. Doğal olarak bu ilimler alelebbaptır. Ama hadise gelince bu şu beş ilimden ayrı olarak hadis iki farklı alanda rivayetleri kitaplaştırmıştır. Bu iki farklı alanda rivayetlerin kitaplaşması son derece önemli. Böyle olunca şimdi bizim alelebbabı içerikleriyle rivayetlerin ana bölüm kitap ve bab başlıkları altında sıralandıklarını ve bunun bir yorum gerektirdiğini söyledikten sonra bir önemli hususa daha burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle yazılımda. Bir hadis kaynağında tabi alelebbab kastediyorum. Hadis kaynağında kitap yani ana bölüm sayısı ve kitap altında bab sayısı, bab altında rivayet sayısının bir ölçüsü yoktur. Yani bir müellif kitabına 10 ana bölümde kitap koyabilir, 5 bölümde koyabilir, 50 bölümde koyabilir, 100 bölümde, 200 ana bölümde koyabilir. Bir bölümün altına 3 bab da koyabilir, 5 bab da, 50 bab, 100 bab da koyabilir. Bir babın altına 3 hadiste, 5 hadiste, 50 hadiste koyabilir. Bunun hiçbir standardı yok. Tamamen müellife kalmış bir durum. Dolayısıyla bu, şu ifade ettiğim son derece önemli. Yani alelebbab türünde yazılan hadis kaynaklarının şu sistematik içinde, yani ana bölüm, bab alt bölüm başlıklar altında rivayetlerin nasıl yerleştirildiği, o rivayetler oraya nasıl konuldu, bunlar nasıl kitaba dönüştüğü konusunda şu kırmızıyla yazmış olduğum kenar not son derece önemli. Yani bunun bir standardı yok. Standardı yok. Bir eser alırsınız. 200 tane ana bölüm kitap vardır. İşte Buhari olduğu gibi. Birine bakarsınız 100, birine bakarsınız 50, birine bakarsınız daha farklı ana bölümler ve alt bölümler olabilir. Bu normaldir. Şimdi gelelim alerricale. Alerrical genel olarak alelevvab ile bir zıtlık ifade eder. Yani alelevvab nasıl yoruma açık, yorumla ilgiliyse alerrical de yorum karşıtıdır. Yoruma karşı. Yani rivayetlerin kitap ve babların altına konmak için yorumlanmasını doğru bulmazlar. Rivayeti her okuyucu kendi değerlendirsin diye düşünürler ve bunun için de alerricalde ravinin adını verir, ravinin adını verir. Sonra ravinin kaç tane rivayeti varsa altına bunları sıralar. Örneğin Ebu Hureyre'yi verir. Onun birkaç bin tane rivayetini buraya sıralar. İbni Mesud'u verir. Onun rivayetini altına sıralar. Şimdi bu rivayetlerin biri namazla ilgilidir, şu oruçla ilgilidir, bu geri tekrar namazla ilgilidir, cihatla ilgilidir vesaire. Rivayetlerin alt alta dizilmesinin herhangi bir sistematiği, bir mantığı falan da yoktur. Rastgele efendim bu rivayetler alt alta dizilir. Ve aynı sayfada herhangi bir sahabinin rivayetlerini okuduğunuzda birini namazla ilgili okurken hemen ardından cehennet cehennemle ilgili okuyabilirsiniz. Hemen ardından dünyevi bir şeyle ilgili oku. Hemen ardından namaz, hemen ardından başka bir şey karmaşık olarak ne yapabilirsiniz? Okuyabilirsiniz. Alerrical olarak yazılmış eserlerde herhangi bir ravinin, mesela Ebu Hureyre'nin, mesela İbni Mesud'un tüm rivayetlerine ulaşabilmek açısından çok önemlidir alerriceller. Yani Ebu Hureyre'nin tüm rivayetlerini görmek istiyorum. Onun için alerrical eserler çok uygun, çok kullanışlıdır. Ama Ebu Hureyre'nin namazla ilgili rivayetlerini bulacaksanız, abdestle ilgili rivayetlerini bulacaksanız, bunu alelebbaba bakacaksınız. Kitab-ı Salah'a, Kitab-ı Vudu'ya bakacaksınız. Burada bulamazsınız. Yani bulursunuz da tüm hepsini okuyacaksın da binlerce rivayetin.
İçinden seçeceksiniz. Ama burada müellif onu seçmiş, babların başlıklarının altına da koymuş, yerleştirmiş, bize veriyor. Gayet rahat bir biçimde. Şimdi, dolayısıyla alerical eserlerin ve alelebab eserlerin temelde rivayetleri ihtiva etmeleri bakımından böyle önemli bir farklılıkların olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi tam da burada alelebab olarak yazılmış muhaddislerin yazdığı eserlerin türlerine gelelim. Tür. Ne tür eserler ortaya çıkmış? Evet, türlerine gelelim. Şimdi benim şöyle bir kanaatimi de buraya yazmak istiyorum. Bu benim özel kanaatim. İleride, daha ileri hadis usulü derslerinde bunları daha detaylı ve gerekçeleriyle inşallah işlemeyi düşünüyorum. Alerical bir tasnif türü olmaktan ziyade bir arşivdir diye düşünüyorum ben. Muhaddislerin arşividir. Yani, muhaddisler kullanışlı olsun diye doğal olarak Ebu Hureyre'nin rivayetini aynı yere tasnif etmişler. İbn Mesud'u ayrı bir yere, onu ayrı bir yere tasnif etmişler. İhtiyaç olduğunda onları bulabilmiş. Kolayca bulabilmeleri için aslında. Dolayısıyla bunlar bir arşivdir. Bunların özel olarak bir kitap olarak muhaddisler tarafından tasnif edildiği kanaatinde değilim ben. Bu bir arşiv malzemesidir. Ama muhaddisin bin bir emek topladığı bu rivayetler daha sonraki öğrencileri, takipçileri tarafından bunlar onun rivayet ettiği, onun rivayet hakkına sahip olduğu rivayetler anlamında müsnet olarak nakledilmiştir. Onun için de bu türün en önemli efendim iki tane şey var. Müsnettir. Adı müsned olan eserler var. Mucem olanlar var. Evet. Mucem olanlar var. Bir de daha sonra çok muahhar dönemde hadislerin metinlerinin ilk harflerini dikkate alarak eliften ye'ye kadar ilk harflerinden hareketle rivayetlerini tasnif edildi. Bu çok sonra olduğu için, erken dönem olmadığı için ben onları alel ahruf diye sonradan çağdaş muhaddislerimizin eklediği bir kavramdır. Bunlar da var ama bunlar daha çok muahhar dönemde, geç dönemi olduğu için erken dönem tasnif dönemi içerisinde bunları zikretmeyi doğru bulmuyorum. Onun için de ikiye ayırıyorum. Müsnettir ve mucemdir diye. Genellikle müsnetler, kitapta detaylarını okuyacaksınız. Sahabi isimleri verilerek yapılır. Genelde sahabi isimleri verilir. Ve sahabiler de genelde İslam'a girişleriyle, fazilet sıralığıyla, mesela Aşere-i Mübeşşere önce verilir. Bedir ashabı, efendim, muhacirler, hicret edenler vesaire şeklinde. Böyle bir sahabeleri kendi aralarında efendim kategorize ederek nakleden kaynaklarımız da var. Kabile fazilet esaslı, kabile esaslı bunları ayrıştırarak ravilerin isimlerini bu şekilde belirleyerek veren var. Karışık olarak veren de var. Yani karışık olan da var. Dolayısıyla kaynaklarımıza baktığımızda, erken dönem kaynaklara, bunları görüyoruz. Mesela bunların en önemli örnek Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Hanbel'in müsnedi. Tabi bundan önce 241 vefat tarihi. Bundan önce Ebu Davud et-Tayalisi'nin müsnedi var. Tayalisi. Onun vefat tarihi 204'tür. Daha önce. Tabi çok fazla müsned eserlerimiz var. Yüzlerce müsnet eserimiz var. Dolayısıyla bunlar birer arşiv malzemesi olarak gördüğüm şeyler. Mucem dediğimizde de aynı şekilde hem sahabi ravileri alfabetik olarak, bu alfabetiktir. Müsnet alfabetik değildir. Mucemler alfabetiktir. Yani elif, b gider.
sahabi isimlerini alfabetik olarak verebilir ya da muhaddis hocalarının, şeyhlerinin isimlerini, ismini verebilir. Bunun en önemli örneği Tabarani'nin 3 mucemidir. Tabarani'nin 3 tane mucemi var. Kebir, Evsat ve Sagir. Büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 eseri var Tabarani'nin. En ünlü mucemler bunlardır. Dolayısıyla elimizdeki kaynaklarda müsnet ve mucem olarak tarif edildiğini gördüğümüz ya da öyle kabul ettiğimiz eserler, işte bunlar rivayetleri bize ilk ravisi ya sahabiden, mucemlerde de aynı şekilde, ya da mucemlere özel olarak son ravisi muhaddisin şeyhinden başlamak suretiyle geriye doğru giden tasnif şekilleri, tasnif çeşitlerini içerecek biçimde bunlar ne yapılır? Kitaplarda nakledilir bize. Şimdi bu tür eserler, yani müsnet türü eserler, bir de efendim alel-ebvab, bunlar alel-rical diye. Alel-rical eserlerdi. Bunlar da alel-ebvab eserler. Şimdi alel-ebvab eserlerinin altında nelerin olduğuna bakalım. Tabii bunların altında hemen hemen içinde bab, konu başlığı içeren tüm kaynakları bunların altına yazabiliyoruz. Mesela bir, cüzleri, iki, sahifeleri. Bunların içinde hep konu başlıkları olduğu için sahifeleri bunların içine yazıyoruz. Sonra bunların gelişmiş, daha gelişmiş olanları, Muvatta adı taşıyan eserleri, cami olarak son derece genişlemiş olanları, sünen olarak gelişmiş olanları, efendim müstedrek olarak yazılanları, bunları kitapta detaylarını görebileceğiniz şekilde sıralayabiliriz ve bunların hepsinin ortak özelliği içlerinde ana bölüm ve konu başlıklarının olması. Ana bölüm ve konu başlıkları. Ana bölüm ve konu başlığı bulunduğu için bu eserler alel-ebvab olarak karşımıza çıkar ve alel-ebvab olarak değerlendirilir. Ama burada şunu hemen ifade edeyim ki bu iki türün arasında bir de mix dediğimiz içinde bir kısım rivayetleri müsned olarak, bir kısmında konulara göre dağıtılmış olarak verilmiş eserlerimiz de var. Bu iki tür böyle cetvel gibi birbirinden ayrılmış değil. Karmaşık olan, mix olanlar da var. Yani eserin bir kısmı konularıyla, bir kısmı da efendim ravilerin altında rivayetlerin verilmesi şeklinde zuhur eden, görmüş olduğumuz eserler de var. Mix diyoruz bunlara. Karışmış olan eserler de var. Peki şimdi tam olarak böyle söylediğimizde şurayı bayağı bir konuşmamız gerekiyor şimdi. Çünkü değerli öğrencilerim, alel-ebvab olarak yazıldı diye bunların hepsi sadece içinde kitap ve bab başlıkları benzerliği açısından bir ortak paydası var bunların. Bunların hepsi birbirlerinden farklı değerlere sahip, farklı muhtevalara ve içeriklere sahiptir. Bu bakımdan şöyle söyleyelim. Bu eserlerin içinde adı cüz olanlar, adı sahife olanlar, Muvatta, cami, sünen, müstedrek olanların, adı aynı bu ismi taşıyanların hiçbiri birebir aynı değildir. Cüz dediğimizde bunun bir şablonu yok. Her cüz böyle olur. Sayfa dediğimizde her sayfa böyle olur. Muvatta her böyle olur. Cami böyle olur değil. Örneğin İmam Malik'in Muvatta. Şimdi İmam Malik'in Muvatta'yla karşılaştıracağımız Muvatta isimli başka
herhangi bir eseri ele aldığımızda içeriklerinin aynı olmadığını gördüğümüz gibi Muvatta bir hadis kaynağı mı yoksa fıkıh kaynağı mı olduğu bugün bile hala tartışılan bir konudur ve aslında hem fıkıh hem hadis ikisinin birleşmiş olduğu mixed bir kaynaktır Muvatta. Demek ki elimizde hemen hemen şöyledir, böyledir diye çok da detaya özellikle bilerek girmiyorum. Bu düzeyde bir derste çok detay size ana fikri daha iyi görmenizi engelleyebilir olduğu için. Bu nedenle değerli arkadaşlar, bunların hiçbirisi homojen bir yapıya delalet etmez. Örneğin size mesela Kütüb-i Sitte'yi anlatırken ileride gelecek Kütüb-i Sitte derslerimizde ve daha önce de efendim farklı yönleriyle işlediğimiz bölümlerde isimlerini andığımız Kütüb-i Sitte'nin 3 eseri camidir adı. Buhari'nin eseri camidir. Müslim'in eseri camidir. Tirmizi'nin eseri camidir. Bu 3 eserin 3'ünün de adı camidir ama 3'ü de birbirinden farklıdır. Örneğin Buhari'nin camiini ele alalım. Buhari'nin camiinde eser olarak Buhari'nin camiinde onun itikadi, fıkhi, ahlaki, içtihatlarını içeren tüm görüşleri olduğu için, görüşleri bulunduğu için, İmam Buhari'nin camisi bir anlamda Muvatta'ya benzer. Muvatta'da nasıl İmam Malik'in görüşleri, fıkhi görüşleri, içtihatları burada varsa, Buhari'nin içtihatları, fıkhi görüşleri de burada vardır. Bu sebeple bu özellikleriyle Buhari'nin eseri cami iken, bakın bu özellikleri Buhari'nin eseri camidir. Peki bu özellikler Müslim'de var mı? Hayır. Müslim'de bunların hiçbiri yok. Yine Buhari ve Müslim'in ikisine mahsus olmak üzere temel iddiaları eserlerindeki tüm rivayetlerin sahih olmasıdır. Müelliflerin kendi ifadeleri bunlar eserlerine koyarken. Tirmizi'nin hiç de böyle bir iddiası yok. Tirmizi sahih olanı da alır, hasen olanı alır, zayıf olanı da alır. Ama Tirmizi'nin eserinin adı da camidir. Demek ki bir eserin adı cami olduğunda bu diğer adı cami olan eserlerle birebir aynı olacak anlama gelmiyor. Keza Sünen. Adı Sünen olan eserler. Genel olarak Sünenler fıkhi konulara göre tertip edildiği için Sünen dendiği söyleniyor. Tabii buna uyan Sünen de var, uymayan Sünen de var. Sünen var, mukaddime ile başlar. Sünen var, başka şeyle başlar. Dolayısıyla bunların bir standardı yok. Sünen dendiğinde bir şablon yok yani. Onu söylüyorum. Fıkhi konuları içerir diyor, genelde söylenir. Fıkhi olmayan birçok konuyu Sünen kaynakları, işte Tirmizi'nin Sünen'ine bakalım, birçok Ebu Davud'un Sünen'ine bakalım, birçok fıkhi olmayan konuları içerdiklerini görürüz. Demek ki bir şablonu yok. Ve Tirmizi'nin Sünen'i ile İbn-i Mace'nin Sünen'i, Ebu Davud'un Sünen'i birebir aynı değil. Bu son derece önemli bir şeydir. Bu bakımdan bu kavramları kitapta da okuduğunuzda göreceksiniz. Genel kabul gören tanımlar itibariyle tanımlarını yaptık. Mesela işte cami tanımını yaparken
İçinde 8 ana önemli konuyu mutlaka barındıran eserler falan diye genelde tanımlanır. Gerçi ben kitabımda böyle tanımlamadım. Bu tanıma karşıyım. Böyle bir tanım doğru bir tanım değil. Ama genel olarak böyle tanımlanıyor, böyle kabul ediliyor. Size sınavlarda da böyle çıktığı için sınıfta da espri yapıyorum. Benim dediğime bakmayın, sınavda çıkan sorulara göre efendim çalışın diye. Bir de şöyle bir şey oldu son zamanlarda, biraz zihnimizi dinlendirelim, biraz dertleşelim arada. Yani giderek ilahiyat fakülteleri yeterlik sınavlarının dershanelerine dönüşüyor. Yani bir üniversite, bir fakülte dersleri ve bilgilendirilmesinden daha ziyade işte efendim ALES sınavında çıkacak sorular, yeterlik sınavlarında, alan sınavlarında çıkacak sorular, onlara yönelik, o soruların cevaplarına yönelik derse, burası şey dershane değil ki bu, burası. Hangi soruyu sorarsa sorsun ya da çıkarsa çıksın, beni ne ilgilendirir? Ben öğrencilerime burada akademik anlamda konunun lehinde, aleyhinde detaylı bilgileri veririm. Öğrenci bunları detaylı öğrenir, bir fakülte dersleri olarak öğrenir, zihni açılır. Sonra sınava hazırlanırken bir soru bankası alır, ona çalışır, iyi not alır, kötü not alır. Bizim bu dersler ona zaten fazlasıyla yeterli bilgiyi verir de, ama sınav ayrı bir şeydir. Biz sınava hazırlık dersleri yapmıyoruz. Yani dershanecilik yapmıyoruz biz. Üniversite hocasıyız ve fakülte dersi yapıyoruz. Bu itibarla ben mesela bunların tanımlanmalarını sorunlu bulduğum için her birini çalışkan öğrencilerime tez vererek çalıştırıyorum. Mesela cami konusunu bir öğrencime doktora tezi verdim, çalıştı. Çok harika şeyler çıkardı. Süneni makale yaptı mesela efendim. Müstedrek'i, ha önemli olan bir tanesini unutmuşuz. Musannef, adı Musannef olan eserler. Mesela Musannef'i makale yaptı. Aslında Musannef şunların toplamının genel adıdır. Yani şu Musannef, şu 6 tane türün içindeki hepsinin sözlük anlamı musanneftir. Yani tasnif edilmiş demek. Tasnif dönemini konuşuyoruz ya. Onun için bizim hadis usulünün hadis edebiyatı söz konusu olduğunda en önemli problemi bu kavramların içeriklerinin netleşmeyiş oluşu. Yani hala sünenin neye sünen dediğimizi bir tanım yapalım. Bir sünen tanımı yapalım. Yaptığımız bu sünene kaç tane sünen uyuyor diye de gelenekte yazılmış Sünen adlı eserlere bir bakalım bakalım. Kaçı bu tanıma uyuyor? Bir cami tanımı yapalım. 8 ana konu ihtiva edecek diye. Etmeyenler ne olacak? Koca koca kitaplar etmiyor. Hatta Ma'mer bin Raşid'in camiyi hiç etmiyor. Onu da yazalım mesela şu camiler arasına. Ma'mer bin Raşid. Ben bunun ona ait bir cami olduğunu düşünmüyorum. Ama genel olarak böyle kabul edildiği için yazıyoruz. Hiç cami diğer camilere benzemiyor. Hiç. Ama sözüm ona, müellif böyle bir eser yazmış, adına cami koymuş. İleri düzey hadis konularında, tartışmalarında bunları işleyeceğim üzerinde duruyorum. Bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey söz konusu değil diyorum. Gerekçelerim var tabii. Şimdi bu dersin konusu değil ama. Demeye getiriyorum ki sünen, cami, muvatta, sayfe, cüz, musannef mesela. Abdurrezzak bin Hemmam'ın musannefiyle İbn Ebi Şeybe'nin musannefi aynı mı? Hayır. Dolayısıyla bir şablon yok, onu demeye çalışıyorum. Tıpkı her bir rivayet nasıl özel bir, öyle görünüyor ki her bir ismiyle, müsemmasıyla hadis kaynağımız da özeldir. Özel incelenmelidir, özel tanımlanmalıdır. Genel tanım yaptığımızda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ama genel tanım yapılmadan hadis usulü olur mu? Olmaz.
Bunları bir genel tanımda yapmaya çalışıyoruz. İşte öğrencilerimiz yüksek lisans yapıyor, doktora yapıyor, doçentlik tezi hazırlıyor. Onlara da bunları çalıştırıyoruz ki acaba çağdaş biz muhaddislerin, hadisçilerin kafamız biraz daha usul bakımından şey olur mu? Hani durulur mu, netleşir mi konusundaki hassasiyetimiz gereği bunları bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla bu eserlerin tanımlarını kitaba bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Ama benim kitapta da yazıyor olsa bile o kitaplardaki yani benim kitabım da dahil tanımların eksik olduğunu, hatalarının olduğunu, kesin ve tam olmadığını itiraf ederek altını çizmek istiyorum. Ama genel olarak ana hassasiyette öğrencilerin mezuniyetten sonra girecekleri sınavlarda, çıkacak sorularda genel kabuller böyle olduğu için mecburen biz de biraz onlara dershanecilik babından o tanımları yazıyoruz ve öğrenciler şimdilik bunu öğrenin diyoruz. Ve ben de sınıfta diyorum şimdilik bunları öğrenin de yüksek lisans falan yapmaya gelirseniz şayet yanılır, yenilir de bunların doğru olmadığını konuşarak başlayacağız derste diyorum. Biliyorlar. Durum öyle şimdilik. Burada şu müstedrek'i de biraz konuşalım, toparlayalım dersi. Müstedrek bu isim çok yaygın bir eserler topluluğuna karşılık gelmez. En meşhuru Hakim el-Saburi'nin müstedrekidir. Müstedrek kelime anlamıyla da bir şeye dikkat çekmek, bir şeyi hatıra getirmek, bir şeyin anlaşılmasını sağlamak, açıklık getirmek, vüzuha kavuşturmak vesaire gibi pek çok anlamlara gelir ama bir hadis türü olarak, o da bir hadis türü sayılmış daha sonra, bir hadis türü olarak aslında mesela Hakim el-Saburi'nin eseri üzerinden bunu örneklendirelim. Hakim Buhari'nin camiini ve Müslim'in camiini esas alır. Müslim'in camiini esas alır. Buhari ve Müslim'in camileri üzerinden onların rivayetleri kitaplarını alma şartlarını dikkate alır. Şartlarını dikkate alır. Bu şartlara uygun olup da Buhari'nin ve Müslim'in şartlarına uygun olup da dışarıda kalmış, yani onların kitabında yer almamış dışarıda kalmış, Buhari'de ve Müslim'de yer almayan rivayetleri toplar ve bu rivayetler müstedrek dediğimiz eserlere oluşur. Şimdi böylece müstedrek ne anlama geldi? Yani ey okuyucu, sen sahih hadis deyince bunu sadece Buhari ve Müslim'in eserindekilerden ibaret zannetme. Onların şartlarına uygun daha pek çok sahih hadis vardı. Onları da ben müstedrekimde topladım. Yani müstedrek bunu söyler bize. İstidrak yapar. Bizim bir şeyi daha farklı fark etmemizi, anlamamızı ve kavramamızı sağlar. Böylece bu da bir tür olarak kabul edilmiş ve böyle eserler yazılmış geleneğimizde. Bunun en önemli örneği Hakim el-Saburi'nin müstedrekidir. Şimdilik bunu bilseniz yeter. Dolayısıyla bu dersimizde sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler, hadis usulünün ve hadis tarihinin en önemli konularından biri olan rivayetlerin kitaplaşması konusunu ele aldık. Rivayetlerin kitaplaşması ne demektir? Tasnif döneminde neler olmuş? Bunlar nasıl kaynaklara geçmiş? Bunları hadis tarihinin ana safhalarını bir kere daha hatırlayarak ele aldık ve içerisinde önemli başlıklara, önemli konulara değindik ve bu önemli konuları işlemeye çalıştık. Şimdi kitabımızın konuyla ilgili 111. sayfasında başlayan ve 118. sayfada biten, müstedrekle biten aşağı yukarı bir
6-7 sayfalık bir bölüm var. Bu bölümde de efendim buradaki anlatmış olduğum bilgileri ve kısmen müellif ve kitap isimleriyle ilgili bilgileri de orada çok geniş olmadan özetle bulabileceksiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize müteşekkirim, minnettarım. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Dinlerken anlaşılamayan ya da sormak istediğiniz hususları lütfen yorumlara yazınız. Ve ben oradan bir sonraki derste o yorumlarınızdaki sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Allah'a emanet olunuz efendim. Tekrar görüşünceye kadar.